Sultan Abdülkadir Geylani Hazretlerinin zamanında ilim ehlinden bir kişi vardı. Bu kişi şeyhin sultanlığını inkar eder, bazen şeyhi zemmettiği bile olurdu. Bir cuma günü şeyhin mescidine gelip oturur, maksadı Hazreti Şeyh ile sohbet etmek ve aklı sıra ona sataşmaktı. Biraz sonra Şeyh Hazretleri de mescide gelirler. Hazreti Şeyh'e dönerek şöyle bir sual sordu. ''Ya Şeyh, mürşit olan kişiler zamanı kendilerine tabi ederek döndürürler ve yıllarca yapılması mümkün olmayacak işleri yaptırırlarmış. Doğru mu?'' Şeyh Abdülkadir Geylani Hazretleri cevap verir ve şöyle buyurur. ''Allah-u Teala dervişlere o kadar kuvvet verir ki 10-15 yılda olacak bir işi gayet kısa zamanda yaparlar.'' Münkir olan bu zat itiraz etti. Ben zamanı döndürüp kendinize tabi edebileceğinize ve 10-15 yılda olacak işi bir günde veya bir saatte yapabileceğinize inanmıyorum. Bu ancak Allahu Teala'ya mahsustur, dedi. Hazreti Şeyh tebessüm etti ve Allahu Teala'nın tasarruf verdiği öyle kullar vardır ki ne isterlerse yaparlar. Hiçbir şey onlara mani olamaz. Konuşmanın burasında cuma namazı vaktinin yaklaştığı anlaşıldı. Hazreti Şeyh'e seccade çıkardılar. Abdülkadir Geylani Hazretleri ayağa kalktı, işaret etti ve seccadeyi o kişinin eline verdiler. "Bunu lütfen siz götürünüz," dediler. Münkir danışment seccadeyi alıp omzuna attı ve mescide gitmek üzere hep birlikte yola çıktılar. Yolda bir şadırvana rastladılar. Danışment, yani zahir ilme sahip olan insan, abdest tazelemek istedi ve şadırvanda abdest almaya başladı. Fakat ellerini suya vurar vurmaz kendisini bir pazar yerinde ve bir çilingir dükkanının önünde buldu. Bir müddet çilingirin çalışmasını seyretti. Yaptığı işleri çok hoş ve ustaca buldu. İmrendi ve dükkana girerek, "Bu sanatı bana da öğretir misiniz?" dedi. Çilingir cevap verdi. "Görüyorum ki sen bir danışment kişisin. Bu sanatı öğrenip ne yapacaksın? Sanat öğrenmek ve işlemek hoşuma gitti. Helalinden elimin emeğiyle kazanır, ilmimle amel eder, otururum." cevabını verince, dört yandan dükkan komşuları geldiler ve danışmendi çilingire çırak yaptılar. 4 yıl hizmet etti. Fakat bu işi o kadar sevmişti ki ayrılamadı ve 4 yıl daha çilingirin yanında çalıştı. Artık çilingirliği de öğrenmişti. Fakat ustası ölünce onun dul karısı ile evlenmek zorunda kaldı ve zamanla 2 oğlan çocukları oldu. Birisini mektebe verdiler, diğeri henüz küçüktü. Bir sabah yine dükkanına geldi, işine başlamak üzere ateş yaktı. Bir demiri ocağa sokacağı sırada bir anda kendini abdest aldığı şadırvanda bulur. Kendisi şadırvanda abdest alıyor ve şeyhin seccadesi de astığı gibi ağacın üstünde durduğunu görünce hayret içinde kalır. Bir mana veremez. Alel acele abdest alıp seccadeyi kaptığı gibi şeyhin ve yaranının peşlerinden koşar ve onlar mescidin kapısından içeri girerlerken yetişir. Şeyh'ten önce mescide girip seccadeyi şeyhin önüne serdi ve geriye çekilmek istedi. Fakat Hazreti Şeyh kendisini bırakmadı ve yanına aldı. Şeyh ile birlikte 2 rekat tahiyyatül mescid kıldılar. Hazreti Abdülkadir Geylani dönüp sordu. "Nasıl? Hala inkarda mısın?" Danışment safiyetle cevap verdi. "Sultanım, abdest almak üzere sizden ayrıldım. Elimi suya sokar sokmaz kendimi bir pazarda ve bir çilingir dükkanının önünde buldum. Bu çilingire bakarken sanatına özendim ve çırak olarak yanına girerek tam 4 yıl hizmet ettim. 4 yıl sonra ustam öldü ve ben onun dul kalan karısıyla evlendim. Dükkanı satın alarak oturdum, yıllarca aynı dükkanda çalıştım. O kadından 2 tane çocuğum oldu. Birisini mektebe verdim. Bir sabah yine çalışmak üzere dükkanıma geldim, demiri ocağa koydum ve körüye el atar atmaz kendimi yine sizden ayrılıp abdest almaya gittiğim şadırvanda buldum.
Abdestimi aldım, ağaca astığım seccadenizi de omzuma vurarak peşinizden yetiştim ki sizler de henüz mescidin kapısına varmıştınız. Bilmiyorum ki bu ne haldir, hayal midir, rüya mıdır? Lakin doğrusunu söyleyemem. Gönlüm o hatunda ve çocuklarımda kaldı. Hazreti Şeyh tekrar sordu. Bu hal olalı kaç yıl oldu bilir misin? Bana kalsa 10 yıldan fazladır. Öğrendiğin çilingirliği şimdi de işleyebilir misin? İşte ellerim şahittir. İşlerim, elbet işlerim. İyi bil ki bu iş ne hayaldir ne rüyadır. Gerçekten olmuştur. Namazı kılalım, mescitten çıkalım. Adam gönderip karını ve çocuklarını getirtelim. Hep birlikte cuma namazını kıldılar, mescitten çıktıktan sonra o şehre mektup yazdılar ve danışmendin karısı ile çocuklarını getirdiler. Münkir danışment irade getirdi ve şeyhin elini tuttu, tövbe etti ve ölünceye kadar şeyhin hizmetinden ayrılmadı. Müzekkin Nüfus, Eşrefoğlu Rumi Hazretlerinin kitabından alıntıdır. Ya işte böyle ol hikaye. Tayyi mekan, tayyi zaman. Cenab-ı Allah isterse zaman içinde zaman yaratır, mekan içinde mekan yaratır. Ve sevgili dostlarım, şunu sakın unutmayalım. Cenab-ı Allah sadece çok sevdiği kulları için adetini bozar. Bu büyük bir keramettir. Ama Allah dostları için, veliler için ufak bir şeydir. Oyuncaktır. Böyle şeylerle evliyalar oyalanmaz, eğlenmez. Cenab-ı Allah'ın gerçek veli dostları hep Allah'ın zatını ister. Allah'ın kendisini ister. Allah'a aşıktır. Allah'ı daha çok sevmek ister. Her gün daha çok Allah'ı zikredebilmek ister. Daha çok tefekkür etmek ister. Allah'la uğraşır. Yine burada Yunus Emre Hazretleri'nin şiirini dile getirirsek herhalde çok faydası olacaktır. Cennet cennet dediğin birkaç köşk, birkaç huri. İsteyene versen onu, bana seni gerek, seni. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.